Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben önce kendimi tanıtayım. 10. sınıf ders videolarını çekeceğiz. Önceden canlı yayınlar yapıyorduk ama şu anda kayıttan yapacağız. Ben ÇAP yayınlarından fizik öğretmeni Balamir Hoca. Dediğim gibi 10. sınıf ders videolarını çekeceğiz. Fasiküllerin tamamını, konu anlatımlarını ve konu kavrama kısımlarını ve uygulama alanlarının sorularının çözümlerini yapmaya çalışacağız. Umarım faydalı olur. 10. sınıf konuları biraz 9. sınıfa göre bir tık daha zor konular. TYT'de de 3-4 tane soru gelebiliyor. Ünite başlıkları biraz büyük. Yani içinde çok küçük başlıklar da içeren büyük başlıklar. Elektrik olsun, optik olsun, dalgalar olsun, basınç ve kaldırma kuvveti olsun. Belli başlı başına bayağı büyük konular diyebiliriz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Başlayalım derslerimize. Anlatımımıza başlayalım. Şimdi elektrik akımını anlatacağız. 9. sınıfın ilk kısmında, son kısmında hatırlarsınız elektrostatiği işlemiştik. Elektrik akımı onun devamı şeklinde. Elektrik akımını daha iyi anlayabilmemiz açısından arkadaşlar biz elektrostatiği biraz hani bağlantı kuralım. Şimdi elektrik konusu genel anlamda, şunun bir boyutunu değiştirelim. Genel anlamda iki başlık altında inceleniyor. Elektrik başlığı atarsak. Birincisi durgun elektrik. Bu 9. sınıfın son konusuydu hatırlarsak. Diğeri de arkadaşlar bu sene işleyeceğimiz 10. sınıfın ilk konusu olan elektrik akımı. Şimdi bunların arasındaki farklara dikkat edersek, benzerliklere dikkat edersek konuyu daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi bütün maddelerin yapı taşı çekirdekte proton, nötron, yörüngelerinde elektron var. Biliyoruz ki proton artı yüklü, elektron eksi yüklü tanecik. Yani bütün maddeler kısmen elektriklenebiliyor artı ve eksi yükleri olduğu için. Şimdi hatırlarsınız 9. sınıfın son konusunda durgun elektrikte işte proton artı yüklü de elektron eksi yüklü de eşitse nötr atom, proton fazlaysa artı yüklü, elektron fazlaysa eksi yüklü diyorduk. Şimdi bizim durgun elektrik ve elektrik akımımızdaki olay da şu elektronun kısa mesafelerde ya da uzun mesafelerdeki hareketi ayrıcı faktör olmuş olacak. Eğer elektron uzun yollar boyunca iletiliyorsa elektrik akımı, eğer kısa mesafelerde iletiliyorsa durgun elektrik diyeceğiz. Buradaki önemli olay kısa mesafelerdeki elektron alışverişi, buradaysa uzun mesafelerde elektron alışverişi. Peki hocam diyebilirsiniz niye bazen uzun mesafelerde ve kısa mesafelerde oluşabiliyor? Arkadaşlar kullandığımız maddeler etkili olmuş olacak. Şimdi eğer bizim maddemizdeki elektronlar serbest bir şekilde bulunabiliyorsa uzun mesafelerde hareketi söz konusu olacak. Biz ona elektrik akımı diyeceğiz. Eğer elektronlar serbest bir şekilde fazla bulunmuyorsa o zaman biz durgun elektrik diyeceğiz. Uzun mesafelerdeki elektriklenmeyi sağlayan genelde metaller diyelim. Arkadaşlar elektrik iletkenliği fazla olan maddeler. Yani kullanılan maddeler. İşte bunu ne kullanacağız? Plastik kullanacağız. İşte yün kumaş kullanacağız. Sürtmede mesela. Yine elektrik iletkenliği az olan maddeler kullanacağız. Ya da yalıtkanlar kullanacağız diyebiliriz. Biz elektrik akımını neyler vasıtasıyla yapacağız? Metaller. O da elektronların uzun yollar boyunca iletilmesini sağlayacak olarak düşünebiliriz. Mesela elimizde bir bakır var. Buradaki elektronlar serbest elektron sayısı fazla. Dolayısıyla uzun yollar boyunca iletilebiliyor. Fakat unutmayın, bak bu da çok önemli bir bilgi. Bakırda serbest elektron fazla var diye kendiliğinden iletilmeyecek arkadaşlar. Tabii ki bir dış etki bunu sağlayacak. İşte bir pil bağlayacağız mesela. Bir potansiyel fark oluşturacağız. O zaman elektronlar elektriksel kuvvet etkisiyle bir uçtan diğer uca gidebilecek. Ama işte bir yünlü kumaşta ya da ebonit çubukta, bu yünlü kumaş şekli biraz olmaz. Ebonit çubukta plastik düşünebilirsiniz. Elektron serbest elektron fazla olmadığı için arkadaşlar bir uçtan diğer uca gitmesi rahat olmayacaktır. Mesela sürtmeyle elektriklenmede sürttüğümüz kazağın o sürtülen kısmıyla işte plastik çubuğun sadece ucu elektriklenebiliyor. Çünkü işte dediğim gibi serbest elektronu az. Ama elektrik işte eğer bir metal çubuk kullanırsak bunda, bir bakır çubuk kullanırsak, bir demir çubuk kullanırsak elektronlar uzun yollar boyunca iletilebiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ha, şu da çok önemli bir nokta. Söyledik ama vurgulayalım. İkisinde de mutlaka ve mutlaka durgun elektrikte de elektrik akımında da mutlaka ve mutlaka elektron hareketi söz konusu. Unutmuyorsunuz. Burası çok çok önemli bir durum. Arkadaşlar elektron hareketi söz konusu. Eğer biz arkadaşlar artı yükün hareket etmesi demek arkadaşlar çok büyük bir enerji demek, atom bombası demek mesela. Yani artı yük hareket etmez. Bak artı yük yüklenilebilir
Artı yük, yani pozitif yüklenilebilir ama artı yük hareket etti denilen cümlelerin hepsini arkadaşlar silmemiz gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Tabii iyonlar hariç. Ya onu da vurgulayacağız zaten ileride. Arkadaşlar elektrik akımı katılarda mesela elektronlar vasıtasıyla oluşabiliyor. Sıvı ve gazlarda da iyonlar vasıtasıyla oluşacak. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Artı ve eksi iyonlarımız var. Fakat elektron hareketinde artı yük hareket etmesi, yani proton hareket etmesi, daha güzel bir tabirle proton hareket etmesi söz konusu değildir arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Durgun elektrikte de elektrik akımında da. Arkadaşlar burası önemli. Şimdi asıl olayımıza geçelim. Hani inşallah durgun elektrik ve elektrik akımı arasındaki farkı anlamışızdır. Tekrar söylemeye çalışıyorum. Kullanılan maddeden dolayı elektrik akımındaki elektronlar uzun yollar boyunca hareket ederken durgun elektrikte uzun yollar boyunca hareket etmiyor arkadaşlar. İkisinde de ortak yön elektronun hareketi olarak düşünebiliriz. Elektrik akımı katılarda metaller, sıvı ve gazlarda arkadaşlar iyonlar vasıtasıyla oluşacak. Peki nasıl oluşacak? Tekrar onu güzel bir şekilde bahsetmeye çalışalım. Şimdi elektrik akımında demiş ki bakın arkadaşlar 3 başlığımız var. Önce onu da söyleyelim. Elektrik konusunda elektrik akımına geçtik artık bu seneki konumuza. Elektrik akımında 3 tane başlığımız var. Birincisi akım, ikincisi direnç, üçüncüsü potansiyel fark. Bu başlıkları incelediğimiz zaman genel anlamda bir fikir elde edeceğiz olarak düşünebiliriz. Yani kafanızda lütfen bu üç başlık oluşsun. Sonra da zaten Ohm yasası deyip sonra dirençleri bağlayacağız. Hani ne anlatacağımızı da söyleyelim. Dirençlerin bağlanması diyeceğiz. Daha sonra da arkadaşlar diyeceğimiz olay lambalar diye devam edecek. Yani hepsini yazmayayım şimdi. Ama kavramsal olarak dikkat edeceğimiz 3 tane kavram var. Aman dikkat edin, gözünüzü yiyeyim. O akım, direnç, potansiyel fark. Burası çok önemli. Bu üç kavramı kafamızda mutlaka canlandırmamız lazım. Hocam işte ben formülü biliyorum bilmem. Hayır arkadaşlar. Bu akım, direnç ve potansiyel fark mutlaka öğrenilecek kavramsal anlamda. Şimdi gelelim elektrik akımına. Biraz önce de biraz bahsetmiştik zaten. Arkadaşlar bak demiş ki içerisinde serbest yükler bulunan maddeler elektrik akımını iletir. Yani serbest yük ne arkadaşlar? Serbest elektron katılarda ve iyonlar. Yani eğer bunlar varsa arkadaşlar elektrik akımını ileteceğiz. İyonlarına ayrışmış bir sıvı varsa işte iyonlarına ayrışabilen bir sıvı varsa veya serbest elektronu olan bir metal varsa bir madde varsa o zaman elektriği iletecektir. Bu maddelere iletken madde denir. Metallerde serbest yükler negatif yüklü elektronlardır. Artı yük proton hareket etmez. Unutmuyoruz, proton hareket etmez. Metallerdeki bu elektronlar elektriksel kuvvet etkisiyle hareket eder diyoruz. Bakın serbest elektronu var ama bir elektriksel kuvvet etkisiyle hareket edecek. Lütfen tekrarlıyorum. Bakır bir çubuğun içinde serbest elektron vardır. Hocam nereden anladınız? Çünkü arkadaşlar sonuçta bizim neyimiz var? Bakır metal olduğu için serbest elektronu vardır diyebiliriz. Tamam. Peki devam ediyorum. Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına elektrik akımı denir. Şimdi bakın olaya artık elektrik akımına geçtik. Diyeceğiz ki, şimdi buna dikkat edeceğiz. Birim zamanda iletkenden geçen yük miktarına, birim zamanda iletkenden geçen yük miktarına yani ne diyebiliriz? Elektron sayısına, birim zamanda iletkenden geçen elektron sayısına elektrik akımı diyebiliriz. Şimdi ne önemliymiş? Kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı. Hocam birim zamanda geçen yük miktarı. Arkadaşlar akım yük miktarı bölü zaman olduğu ortaya çıkıyor değil mi? Bu arada işte metallerde elektronlar yük oluşturuyor. Ve zamana böleceğiz. Yani bir iletkenin işte şöyle düşünün. Bir iletken metal. Elektron geçecek. İşte şuradan elektronumuz buradan buraya. Birim zamanda geçen kaç tane elektron var ve onun yükü önemli tabii ki. Yani buradan buraya bir saniyede ya da işte bir noktadan bir saniyede diyelim daha güzel bir noktadan bir saniyede kaç tane elektron geçiyor? Bu arkadaşlar bizim için akımı oluşturacak bir değerdir. Şimdi şöyle kafanızda bir durum oluşturmanızı istiyorum. Tamam, bizim elektrik akımımızı sağlayan metallerde elektron. Şimdi elektronun bir tanesinin yükünü söylüyorum size. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb. Bakın ne kadar küçük. 1,6 10 üzeri eksi 19 kulomb. 10 üzeri eksi 19 diyorum. Çok küçük. Şimdi bizim eğer bir uçtan diğer uca n tane elektronumuz geçerse o zaman devrenin toplam yükü ne olur? N tane elektron geçti. Dediler ki işte bir uçtan diğer uca 3 çarpı 10 üzeri 20 tane elektron geçti. Ha, o zaman benim devrenin toplam yükü ne olur? Bir tanesinin yükü 1,10 üzeri
1,6 10 üzeri eksi 19 ise n ile çarparsam devrenin toplam yükünü bulmam mı? İşte ben o zaman yük miktarını bulmuş oldum. Hocam niye 1,6 10 üzeri eksi 19'u kullanmıyoruz? O bir tanesinin yükü. N tane kullanırsak o zaman n çarpı 1,6 10 üzeri eksi 19 olacak. Zamana böldüğümde de akım bulmuş olacağım. Akım yük miktarı bölü zaman düşündüğümde tekrar söylüyorum. O zaman n çarpı 1,6 10 üzeri eksi 19 bölü t zamanda saniye alacağız arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi elektrik akımı I ile ölçülüyor. Birimi amper arkadaşlar elektrik akımı ve amper metre ile ölçülüyor. Bunu zaten duymuşsunuzdur amper metre ile ölçüldüğünü. İşte burada benim formülüm nereden geldiğini göstermiş oldum. S kesitinden t saniyede geçen yük miktarı Q olsun. Arkadaşlar Q bölü t akım I'ye eşittir. Q bölü t git diye arkadaşlar aklınızda kalabilir. Git Q yük nereden buluyormuşuz? Tekrar söylüyorum. N çarpı 1,6 10 üzeri eksi 19. Hocam n ne? Elektron sayısı o kesitten geçen 1 saniyedeki elektron sayısı çarpı 1,6 10 üzeri eksi 19. I akım t de zaman zamanı saniye alacağız arkadaşlar. Unutmuyorsunuz dakika verilmiş size saniye alacağız. I amper çıkacak buradan. Sonuç bir akımın elektron vasıtasıyla oluştuğunu ölçüm değerinde o elektronundan yük miktarını zamana böldüğümüz zaman o değerinde bulunabileceğini söylemiş olduk arkadaşlar. Birimin amper olduğunu, amper metre ölçüldüğüne dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi elektrik devrelerinde akımın yönü doğru akım kaynağının devreye bağlanma şekline göre değişir. Şimdi bizim elimizde bir tane şöyle bir metal olsun. İşte metal ne? Bakır tel olsun arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Bunda serbest elektron var mı? Tabii ki var. Metal. Hocam şu anda elektrik akımı var mı? Yok arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Buna serbest elektron olması demek elektron kendinden hareket edeceği anlamına gelmez. Ne olması lazım? Bir güç kaynağı bağlıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kalem pil kullanıyorsunuz mesela. Kalem pil arkadaşlar bu pilin simgesidir. Artı kutbu uzun, eksi kutbu kısa olacaktır arkadaşlar. Bu pilin simgesi, bu güç kaynağı. Bu bir potansiyel fark oluşturacak. Ve elektronlar arkadaşlar kabul edilen duruma göre elektronlar eksiden artıya doğru, akım ise artıdan eksiye doğru geçiyor, kabul edilir. Elektron buradan gelecek, tekrar artı kısma geçecek. Arkadaşlar bu bir kabul edilmiş durum olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Her zaman bu bilinmeli. Bir pil bağlandığında pil de elektronlar eksten artıya doğru geçer. Akım ise artıdan eksiye doğrudur şeklinde bilmemiz gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Bu elektronların yönü şunu hareket ettirelim. Elektronların yönü bu da akımın yönü. Tamam. Bu biraz kabul edilmiş, ezbere bileceğiz. Ama biraz önce söylemiştik ya arkadaşlar, bakır telde birim zamanda geçen elektron sayısı akım diye. Elektronlar burada bakır telde arkadaşlar elektronları böyle devam ettirmeye dikkat edin. Burada bu şekilde devam edip tekrar artı uca gelecek. Elektronlar bakır telde arkadaşlar sola doğru bir gidiş şekli izlemiş olacak arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Ezbere bileceğiz. Akım pilden arkadaşlar artıdan eksiye doğru. Ama elektronlar eksiden artıya doğru. Elektron eksiden artıya doğru. Kısadan uzuna doğru diye aklımızda tutacağız. Piller devreye elektron sağlar mı, sağlamaz mı? Arkadaşlar şimdi bu aslında güzel bir durum. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bizim bakır telin biraz önce de vurguladığım gibi kendiliğinden serbest elektronları var. Pil ekstra bir elektron sağlamıyor. Pil İki uç arasında potansiyel fark oluşturarak bir elektrik alan oluşturuyor ve elektronlar o elektrik alan içinde yani şöyle düşünün işte burasını artı burasını eksi gibi düşünün. O zaman elektronlar da buradan işte şu bakır çubuğun içindeki serbest elektronlar buradaki eksi buraya doğru iletiliyor. Yani eksi tarafından itilip artı tarafından çekiliyor gibi düşünün. Yani burada kullanılan sadece bakır çubuğun elektronları yoksa pil ekstra bir elektron sağlamıyor arkadaşlar. Piller devreye elektron sağlamaz. Elektriksel potansiyel fark sağlayarak devrede var olan iletkenlik elektronların belirli bir yönde sürüklenmesine ve böylece bir elektrik akımı oluşmasına sebep olur. Tekrar söylemek gerekirse çubuğun içindeki elektronların arkadaşlar itilmesini ve çekilmesini sağlar gibi düşünebiliyoruz. Yani devrenin içindeki elektronları kullanıyor. Ekstra bir arkadaşlar kullanım yok. Peki şimdi metal çubuklarda ya da metal çubuklarda diyelim
Tamam, bu şekilde sağlanabiliyor iletkenlerde, katılarda. Sıvı ve gazlarda ne oluyor arkadaşlar? Sıvı ve gazlarda da bakın burada önemli bir cümle söylemişiz. Katı iletkenlerde elektrik akımı elektronlar sayesinde oluşurken sıvı ve gazlarda iyonlar yani artı eksi yüklü parçacıklar. Aman buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu önemli bir cümledir. Yani sadece elektronlar vasıtasıyla demek arkadaşlar katı iletkenlerde geçerlidir. Sıvı ve gazlarda iyonlar oluşturur burada. Burada arkadaşlar katot eksi yüklü, burada anot artı yüklü, asitli bir su var. Yani iyonlarına ayrışabilen bir su var. Dolayısıyla burası eksi olduğu için, katot eksi olduğu için demek ki buraya pil olarak bu tarafa eksi tarafı bağlamışlar. Buraya artı tarafı bağlamışlar. Eksi eksiyi teklediği için bu tarafa doğru, artı da eksiyi teklediği için, artı da artıyı teklediği için bu tarafa doğru. Arkadaşlar dolayısıyla bu tüp ve bu tüpte bir kutuplanma meydana geliyor şu tüpün içindeki elektrotlarda arkadaşlar. Dolayısıyla bir elektrik akımı sağlanmış oluyor. İşte ama bu asitli su iyonlarına ayrışmıyorsa yani artı ve eksi yükler hareket edemiyorsa mesela şekerli suda artı ve eksi yükler arkadaşlar hareket etmez. Tuzlu suda hareket eder. Dolayısıyla kutuplanma sağlanabilir. Yani serbest elektronlar gibi iyonlar da ayrışabilip kutuplara dağılabiliyorsa, kutuplanabiliyorsa o zaman biz o sıvının elektriği ilettiğini söyleyebiliriz. Tüm sıvılar elektriği iletir mi? Hayır. İyonlarına ayrışabilenler, arkadaşlar bunları da tabii ki hepsini ezberlemeyebilirsiniz. Biraz daha kimyasal bir bilgi olabilir bu. İşte bizim en çok kullandığımız tuzlu su, asitli su. Bunlar iyonlarına ayrışabilir. Şekerli su ayrışmaz. Dolayısıyla şekerli suda eksiler ve artılar bu şekilde okla sağa sola gidemeyeceği için onunla iletmez diyeceğiz. Hocam ben atıyorum işte X sıvısı iletir mi? Bilmeyebilirsiniz. Bunları sadece bilgi olarak yani genel anlamda bilirsiniz. İşte tuzlu suyu bilin, asitli suyu bilin, şekerli suyu bilin. Ama arkadaşlar her sıvıyı bilmek zorunda da değilsiniz. Ama şu mantığı bilin. Eğer o sıvının iyonlara ayrıştığını soruda belirtiyorsa anlamalıyız ki elektrik akımı o sıvıda sağlanabiliyor. İyonlarına ayrışmıyorsa da sağlanmıyor olarak aklınızda tutabilirsiniz. Bakın asit damlatılarak iletken hale getirilen suda asit çözünerek pozitif ve negatif yüklü iyonlar oluşur. Devreye pil bağlandığında pozitif ve negatif yüklü iyonlar şekildeki verilen yönlerde hareket edebilir. Hocam işte asit damlatmasak saf su iletir mi? Arkadaşlar saf su elektriği iletmez. Tuzlu su iletir. Aklınızda bulunsun diyebilirim. Evet. Bakın burada da gazlar için bilgi verilmiş. Gazlarda da arkadaşlar gazlar normalde yalıtkandır. Çoğu yalıtkandır. Özel şartlar altında iletken hale getirilebilir. Normalde hava elektriği zayıf iletir. Mesela düşünsenize normalde bir hava elektriği çok iyi iletse arkadaşlar bir elektrik kaçağında hepimiz kendiliğinden ölürdük hava iletirse. Mesela yıldırım ve şimşekte çok yüksek bir potansiyel fark oluştuğu için geçici olarak hava iletken hale geliyor. Ama normalde hava bir yalıtkandır. Yani zayıf elektriği iletir diyebiliriz. Ama özel şartlar altında arkadaşlar biz gazları iletken hale getirebiliyoruz. Açık hava basıncından daha düşük basınca sahip gaz şekildeki gibi tüpe konulur. Tüpe uygulanan yüksek gerilim sayesinde oluşan elektrik alan iyonların hareket etmesine sağlar. Sonuç arkadaşlar sıvı ve gazlarda iyonlarına ayrışma varsa arkadaşlar o zaman iletkenlik vardır. Ayrışma varsa iletkenlik vardır. Bu şekilde gaz ortamında akım oluşur diyoruz. İletken katılarda elektrik iletimi elektronlar aracıyla sağlanır. Bunu söyledik arkadaşlar. Bir sıvının elektriği iletmesi için sıvının iyonlarına ayrışmasıyla ilgilidir. Örneğin tuz suda Na artı ve Cl eksi iyonlarına ayrışır. Na artı iyonları katot tarafından, Cl eksi iyonları da anot tarafından çekilerek elektrik akımı sağlanır. Düşük gerilimlerde saf su elektriği iletmez iken tuzlu su iletir. Dikkat ediyoruz. Arkadaşlar her sıvı iletmiyor, iyonlarına ayrışan iletiyor. Gazlar normal şartlar altında elektriği iletmemesine rağmen iyonlaştırıldığında elektriği iletir. Plazma kısaca iyonize olmuş gaz demektir. Bu nedenle maddenin dördüncü hali olarak kabul edilen plazma elektriği iletir şeklinde aklımızda tutmaya çalışacağız. Şimdi birinci kavram olarak arkadaşlar neyi inceledik? Elektrik akımını inceledik. Elektrik akımının elektronlar ve iyonlar vasıtasıyla bir uçtan diğer uca dışarıdan uygulanan potansiyel fark sonucunda elektronun hareketinin söz konusu olduğunu söyledik. İkinci kavramımız ne arkadaşlar? Direnç. Şimdi bu çok ilginç bir şekilde arkadaşlar yani kafada tam olarak neyi olduğunu oturtulmadan yapılmaya çalışıyor. Direnç kavramının ne olduğunu bir kere kesinlikle anlamamız gerekiyor.
Şimdi mesela direnç tanımlayabiliyor ama direncin günlük hayatta örnek ver diyoruz. Her gün kullandığımız aletler olmasına rağmen kafamızda oturmadığı için o şekilde kafamızda tutmuyoruz. Aslında direnç her gün kullandığımız işte saç kurutma makinesi, ütü, ondan sonra işte lambalar, bakır teller, kullandığımız işte televizyonun içindeki sistemler, yani çoğu kullandığımız her şey aslında bir dirençtir diyebiliriz. Çünkü direnç ne? Onu şimdi söyleyelim. Direnç akıma karşı gösterilen zorluk. Akıma karşı gösterilen zorluk. Eğer bir iletkenin içinden bir akım geçtiğinde akım geçmemesini ister. Zorluk gösterir. Hocam nereden anlarız zorluk gösterdiğini? O metalin ısınmasından. Arkadaşlar akım geçen tüm sistemler az da olsa çok da olsa mutlaka ısınacaktır. Akım geçen elektronun hareket ettiği tüm sistemler arkadaşlar ısınacaktır. Dolayısıyla bir direnç göstermesi anlamındadır. Bu bir etki tepki olayıdır. Normalde akıma karşı gösterilen tepkiye direnç diyoruz. Arkadaşlar direnç dediğim gibi bir ütüdür, bir saç kurutma makinesidir, bir işte ısınan her türlü sistem, bir buzdolabıdır. Aslında direnç biz istenmeyen bir durumdur. Yani normal şartlar altında süper iletkenlik yok, düşük sıcaklıklarda var. O durumda mesela metaller ısınmıyor süper iletkenlerde. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Direnç istenilmeyen bir durumdur. Hocam peki tost makinesi, fırın istenilmeyen bir durum mu? Arkadaşlar o olumsuz bir durumu olma hale getirebilmek için yapılmıştır. Normalde tost makinesi, fırın işte onlar çok elektrik yakan, hatta elektrik faturasını kabartan sistem durumlardır. Çünkü direnç, tekrar söylüyorum, ısınma durumu bir tepkidir. Ve biz bunu istemeyiz. Mesela bir buzdolabının ısınmasını istemeyiz. Bir televizyonun ısınmasını istemeyiz. Peki niye işte arkadaşlar bu etki tepki prensibi olarak düşünebiliriz. Bakır tel mesela kullanıyoruz. Direnci az olduğu için, ısınması az olduğu için. İşte bunların hepsinin ama mutlaka bir direnci vardır. İşte bir ütünün, bir lambanın mutlaka bir direnci vardır diyebiliriz. Yalıtkanların direnci sonsuzdur. En iyi iletkenler gümüş, altın gibi maddelerin dirençleri az da olsa yine vardır. Onlar da az da olsa ısınırlar. Niye mesela biz bakır tel kullanırız arkadaşlar sistemlerde? Direnci az olduğu için. Direncin az olması, ısınmasının az olması elektrik faturasının az olacağı anlamına gelir. Tabii sistemlerde altın ya da gümüş de kullanabilirsiniz. O zaman daha az fatura gelir ama tabii ki tesisatı kurmak biraz maliyetli olabilir diyebiliriz. Yani aklımızda direnç dediğimizde arkadaşlar tüm metaller gelebilir, ısınma gelebilir, tepki, etkiye karşı bir tepki, o pilin elektronu hareket ettirmesine karşı içinde bulundurduğu, yani şu bakır telin içindeki elektronu hareket ettirme isteğine karşı bakır telin gösterdiği tepki bir ısınma olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz. Arkadaşlar direnç devrelerde şöyle tırtıklı bir şekilde gösteriliyor. Yani şöyle gösteriliyor. Birimi ohm oluyor, direnç R ile gösteriliyor, birimi ohm oluyor. Peki direnç arkadaşlar her madde aynı direnci mi gösteriyor? Her madde aynı mı ısınıyor? Hayır. Biraz önce söyledik ki bak bakır tel kullanıyoruz dedik. Gümüş kullanırsa daha az ısınır dedik. Altın kullanırsa daha az ısınır dedik arkadaşlar. Demek ki direnç bir kere maddenin cinsine bağlı. O da öz dirençle gösteriliyor arkadaşlar. Yani direncin bağlı olduğu faktörler bir kere birincisi cins, yani rho diye gösterilir, öz direnç. Öz direnci büyük olanın direnci büyüktür, orantılıdır diyebiliriz. İki, uzunlukla orantılı. Çünkü daha uzun olursanız arkadaşlar elektronun geçmesine daha çok karşı koyarsınız. Dolayısıyla direnciniz artacaktır. Dolayısıyla uzunlukla doğru orantılı diyebiliyoruz zaten. Yazılmış arkadaşlar. İşte öz direnç bağlı. Arkadaşlar dik kesit alanı ile ters orantılı daha kalın olursa arkadaşlar dolayısıyla elektronun geçmesi daha kolay olacaktır arkadaşlar. Kalınlık fazla olunca daha rahat geçilir. Geniş bir yoldan geçmenin daha kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Dolayısıyla dik kesit alanı ile ters orantılıdır. Doğru. Formülize edilmiş boyutu R eşittir rho çarpı L bölü A. Arkadaşlar rho cinsine bağlı olan değer sabit bir sayı. Metal işte cinsine göre demir mi, bakır mı, gümüş mü olduğuna göre değişen bir sabit sayı. Cinse göre değişen. L uzunluk alan arkadaşlar dikkat edersek alan olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bakın burada da alan zaten şekilde de belli. Arkadaşlar akımın girdiğiyle çıktığı yer arasında şu akımın girdiği yüzeye dik alan alan. Yalnız dikkat edin bu alan olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Yani pi r kare mesela burada. Burada uzunluk L. Akımın girdiği ile çıktığı yer arasındaki uzunluk arkadaşlar uzunluk olarak değerlendirebiliriz. Şimdi daha örnek de vereceğim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Mesela burada uzunluk L, 2L, 3L. Alanlar ise A, A, A. Buradaki
Bu X sistemin direnci, R1'in direnci, rho çarpı L bölü A. Şimdi aynı maddeden yapılmak demek arkadaşlar rho'ların aynı olması demektir. R2, rho çarpı 2L bölü A, rho'ları aynı, A'ları aynı. Uzunluk arttıkça artacak. Dolayısıyla R3 büyük, R2 büyük, R1 olacak. Arkadaşlar burada da bak A 2A 3A olmuş. O zaman da R eşittir rho çarpı L bölü A iken ikincisinde R eşittir rho çarpı L bölü 2A olduğu için alan arttıkça direnç azalacak diyebiliriz. Dolayısıyla biz buna ne diyeceğiz? Arkadaşlar daha az diyeceğiz. Lütfen şuna dikkat edin. Size şaşırtmacalı bir soru sorayım. Buradan daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle diyelim. Şimdi mesela şöyle bir dikdörtgen şeklinde, dikdörtgenler prizması şeklinde bir arkadaşlar demirden yapılmış bir sistem olsun. Bu 6A olsun, bu 2A olsun, bu da 4A olsun. Hocam şimdi tamam direnç formülünü hesaplayacağız. Direncin formülü R eşittir rho L bölü A. Hocam burada uzunluk neresi, alan neresi? İşte burada şaşırtmaca şu. Arkadaşlar akımın girdiği yerle çıktığı yer arasındaki fark olan kısım şurası uzunluk. Yani burada 6A. Alan ise akımın girdiği yüzeye dik olan alan. Burası. Yani 2A'ya 4A'nın çarpımı dikdörtgenin alanı. Buradaki alan 2A çarpı 4A diyebiliriz. Yani 8A kare olacak. Tamam mı arkadaşlar? Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Alan akımın girdi. Eğer bakın rengi değiştireyim. Eğer akım şöyle girip şöyle çıksaydı arkadaşlar yani böyle bir bağlanış şekli verseydi o zaman uzunluk burası olacaktı. Yani uzunluk ne olacaktı arkadaşlar? 4A alan ise bu yüzeyi yeşilin girdiği yüzeye dik olan alan. Yani bu alan olacaktı ki o alanda 6A çarpı 2A olarak söyleyebiliriz. Yani uzunluk ve kalınlık arkadaşlar değişkendir. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Akımın girdiği yerle çıktığı yer arasındaki fark uzunluk. Arkadaşlar akımın girdiği yüzeye dik olan yer ise arkadaşlar alandır diyebiliyoruz. Dikkat edeceğiz. Bir de şuna dikkat edeceğiz. Bunu da çok sık sorulur arkadaşlar. Bakın burada A olarak verilmiş. Bazen burada da yarıçap verilir. Lütfen buraya dikkat edin. Buraya R denilir. Burası yine L olsun. Burası da arkadaşlar 2R denilir. Şimdi aynı maddeden yapıldığı belirtilirse, aynı maddeden yapıldığı belirtilirse, o zaman rho'lar aynı. Arkadaşlar rho zaten verilmediğinde genelde aynı maddeden yapılmıştır diye söylenir. Rho'lar gider. Şimdi L'ler de aynı. Arkadaşlar alanlarda R 2R demek yarıçap demektir. Alan bu kısmın tamamı arkadaşlar. Yani bir para düşünün. Paranın tamamı. İşte üstünün tamamı ya da altının tamamı gibi düşünün. Yani dolayısıyla ben burayı pi r karede, burayı da pi çarpı 2r'nin karesinden alacağım. Çünkü arkadaşlar r bir boyuttur, alan iki boyuttur, r kare. Pi r kare, pi r kare, 4 pi r kare. Dolayısıyla buna göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun tabii ki daha az bir dirence sahip olduğunu bilebiliriz ama tam sayısal bir değer verirse arkadaşlar işte bir bunun direnci 1 ise bunun direnci 1 bölü 4. Dolayısıyla oran 4 olur gibi düşünebiliriz. Yani 2R'yi lütfen dikkat edin. Ama A verirse, bakın A'ya 2A verirse, bura A olup bura 2A olursa o zaman direkt A ve 2A alacağız arkadaşlar. Direkt A ve 2A alacağız. A alan demek zaten. Onun için pi r kare uygulamıyoruz. Ama burada yarıçap vermişse pi r kare formülünü uygulamamız gerekiyor. Umarım anlatabilmişizdir arkadaşlar. Burası önemli bir durum. Tamam. Umarım dikkat ederiz. Evet, iletkenlerin direnci var mıdır yok mudur? Şu kavram yanılgılarına bakalım. İletkenlerin direnci vardır. En iyi iletkenler altın, gümüş gibi değerli madenlerin bile mutlaka direnci vardır arkadaşlar. En iyi iletkenler olarak bilinen gümüş, altın, bakır gibi metallerin de direnci vardır. Bir iletkenlerin son yörüngesinde elektronlar atoma zayıf bağlı olduğu için daha az direnç gösterirler. Altın ve gümüş daha az dirençli, yani daha iyi iletken olmana rağmen değerli maden olmaları nedeniyle elektrik devrede bakır teller kullanır. Büyük cisimler daha büyük dirence mi sahiptir? Arkadaşlar büyük cisimlerde tabii ki şimdi mesela büyüklük tabii farklı, kalınlık mı farklı, uzunluk mu var ona dikkat edeceğiz değil mi? Mesela en az dirence sahip olabilmemiz için ne olması lazım? Öz direnci en küçük, uzunluğu en kısa ve en kalın olması gerekiyor arkadaşlar. Yani büyük cisimlerin kalınlığı mı fazla, kısa, uzunluğu mu fazla ona dikkat etmemiz lazım. Büyük cisimler daha çok dirence sahip değildir. Bir iletkenin direnci, öz direnci ve boyu ile orantılı, kesit alanı ile ters orantılı olarak değişir. Ayrıca büyük cismin ne olduğunun da önemli olduğunu vurguluyor, değil mi? Bakır mı, altın mı, demir mi? Bu da önemli. Onun için büyük cisimler daha büyük dirence sahiptir demek çok doğru olmayabilir arkadaşlar.
Yani çok farklı, yani genelleme çok büyük bir genelleme olur. Sağlıklı olmaz arkadaşlar. Şimdi akım ölçen aletin ampermetre olduğunu söylemiştik. Hatırlar mıyız? İlk anlattığımızda arkadaşlar. Akım I ile gösterilir. Ampermetre ile ölçülür diye söylemiştik. Ampermetreden biraz bahsedelim. Akım ölçen alet. Şimdi basit elektrik devresinde akım ölçmeye yarar. Ampermetre devreye seri bağlanır. İç direnci çok küçük olduğundan genellikle ihmal edilir. Ampermetrenin sapma yönü devredeki akımın sapma miktarı ise akım şiddetini gösterir. Arkadaşlar ampermetre böyle sapabilir ya da işte diğer tarafa doğru sapabilir. O zaman siz devredeki yönünü anlayabilirsiniz. Akımın yönünün ters yönünde elektronlar hareket ediyor, unutmuyorsunuz. Şimdi bizim olayımızda bizim devredeki akımın yönünü direncin devredeki akımın yönünü ve miktarını bulmamızı sağlıyor arkadaşlar. Burada ölçeklendirme de var. Hatta bir sene çıkmıştı arkadaşlar. İşte şuraya 5 demişler arkadaşlar. Oraya da dikkat edeceğiz. Her bir aralık 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu anda 1 amper şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ona da dikkat edin. Buna benzer bir ölçeklendirme sorusu termometrede çıkmıştı zamanında. Şimdi ampermetre devreye seri bağlanıyor. Arkadaşlar niye? Ve iç direnci 0 kabul ediliyor. Niye? Şimdi bu R. Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Bu da pil. Bunu söylemiştik arkadaşlar. Direnç de böyle gösteriliyor demiştik. Hatta akım artıdan çıkar demiştik. Unutmuyoruz. Arkadaşlar genelde akımı gösterir. Ve direncin de mesela burada R gösterdik. Hocam bu direnç R ne demekti? Arkadaşlar bu bir lamba, bu bir ütü, bu bir işte ısınan fırın gibi sistemlerin hepsi olabilir arkadaşlar. Bu konuda bir şeyiniz olmasın, sıkıntı olmasın. Gösterim olarak da bu. Ve akım buradan geçiyor gibi düşünelim. Şimdi bizim ampermetremizin bu I akımını ölçmek istiyor ya arkadaşım. Dolayısıyla bu R direncinden geçen akımı ölçmek istiyor. O zaman hemen R'den geçen akım ampermetreden de geçmeli. Çünkü amacımız R'den geçen akımı ölçmek. O zaman seri bağlayacağız. Yani hemen yanına bağlayacağız. Arkadaşlar seri bağlamayı tabii ileride de bahsedeceğiz. Ampermetreyi yanına bağladık. Ampermetrenin direnci olursa iç direnci çok küçük olduğuna ihmal edilir. İç direnci sıfırı kabul edilir. Ampermetrenin kendi iç direnci olursa yani bu da bir direnç gösterirse o zaman devrenin toplam direnci değişeceği için akımı da değişir. Yani şu akımın sadece yeşil R varmış gibi davranması gerekiyor. Ama siz ampermetreyi dirençli yaparsanız o zaman iki tane direnç varmış gibi olacaktır. O zaman akım değişecektir. Dolayısıyla ampermetreyi dirençsiz yaptığımız zaman devrede sadece yeşil R var. Tamam, biz de onu zaten ölçmeye çalışıyoruz. Devrede sadece yeşil R varmış gibi davranmalı gibi düşündüğümüzde ampermetrenin iç direncini sıfır kabul etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Voltmetre arkadaşlar, voltmetre de devrenin potansiyelini ölçüyor. İki uç arasındaki potansiyel farkı ölçecek arkadaşlar. Voltmetre devreye paralel bağlanacak diyebiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi iki tane kavramdan bahsetmiştik. Hatırlarsınız değil mi arkadaşlar? Birincisi neydi? Birincisi elektrik akımıydı. Birincisi elektrik akımı. İkincisi direnç. Üçüncüsü de potansiyel fark. Üçüncü kavramımız da bu. Potansiyel fark ne? Bir iletkenin iki ucu arasındaki elektron sayısı farkı ya da bir ucundan diğer ucuna elektronu itekleyebilecek güç. Bu bir pil vasıtasıyla oluşturulabilir. Buna dikkat edelim. Yani bir güç kaynağı vasıtasıyla oluşturulabilir. Bir R düşünelim arkadaşlar. Elektronlar var. Tamam, bu R'nin içinde elektronlar var. Bakır telin içinde elektronlar var. Söylemiştik. Elektronlar arkadaşlar bir uçtan diğer uca gidecek ya. Bu iletmeyi sağlayacak arkadaşlar bir potansiyel farktır. Yani elektronun hareketini sağlayacak olan şey potansiyel farktır. Unutmuyoruz. Ve bunu devrede kim sağlıyor arkadaşlar? Şu anda gösterdiğimizde pil sağlıyor. Pilin iki ucu arasında elektron sayısı farklı olduğu için eksi tarafta daha fazla elektron var. Artı tarafta daha az elektron var gibi düşünün. Dolayısıyla buradaki bir güç farkından dolayı bir elektrik alan oluşturuyor pil. Ve elektrik alan oluşturduğu için elektronlar buradan buraya gidebiliyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bizim oluşturduğumuz elektronlar buradan buraya götürebilecek gücü pil sağlıyor. Eğer biz bir voltmetre bağlarsak buradaki uçla bu uç arasındaki elektron sayısı farkını ölçebiliriz. Bu da potansiyel fark olarak ifade edilebiliyor arkadaşlar. Çünkü ben potansiyel fark dediğim gibi iki uç arasındaki elektron sayısı farkı olduğu için iki ucuna bağlamam lazım voltmetreyi. Voltmetrenin de iç direnci sonsuz olmalı çünkü tüm akım R'den geçmeli, alttan geçmeli. Dolayısıyla voltmetreyi de arkadaşlar paralel bağlamam gerektiği ortaya çıkmış diyebiliriz. Direnci de sonsuz kabul edilir. Voltmetrenin olduğu yerden akım geçmez. Arkadaşlar bakın buraya R,
Buraya V bağlarsam o zaman bu kısa devre olur. Niye kısa devre olur? Çünkü arkadaşlar voltmetrenin işlemi sonsuz olduğu için buradan akım geçmez. Yani R'den de geçmemiş olur. Eğer ben, dikkat edelim lütfen, R, eğer ampermetreyi paralel bağlarsam bu sefer ampermetrenin işlemci sıfır olduğu için bu sefer hepsi ampermetre üzerinden geçecektir. Dolayısıyla yine R'ye kısa devre olacaktır. Aman dikkat edin. Arkadaşlar doğru bağlanış şekli, onu da farklı renkle göstereyim. Doğru bağlanış şekli ampermetre seri bağlanacak dirence. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. Voltmetre de paralel bağlanacak. O zaman doğru olacaktır. Yoksa bu da yanlış, bu da yanlış. Voltmetreyi seri bağlamışız, yanlış. Voltmetre paralel bağlanacak. Ampermetreyi de paralel bağlamışız. Seri bağlanması gerekiyordu. O da yanlış arkadaşlar. Aman dikkat edelim. Doğru şekil bu. Akım elektrik devre elemanları tarafından tüketilir mi? Arkadaşlar akım elektrik devre elemanları tarafından tüketilmez. Devre boyunca aktıkça kullanılıp bitmez. Devre elemanları tarafından kullanılan elektriksel enerjidir. Bir devrede uzun süreli bir elektrik akımının oluşabilmesi için potansiyel farkı sağlayan bir üreteç ve iletken tellerle oluşturulmuş kapalı bir devreye ihtiyaç vardır. Pil tarafından sağlanan potansiyel farkın etkisiyle devredeki yüklü parçacıklara elektriksel kuvvet etki etmeye başlar. Elektronların hepsi aynı anda belirli bir yönde sürüklenmeye başlar. Elektronlar arası etkileşmeler iletkenlik elektronlarının yavaşlamasını sağlar ve dirence sebep olur, ısınma. Fakat elektriksel kuvvet tekrar hızlanmalarını sağlar. Kısaca devre elemanlarında tüketilen elektrik akımı değil, elektrik enerjisidir. Biraz önce söyledim. Arkadaşlar şunu kafamızda canlandıralım ama şu şekli düşündüğümüz zaman her şey kafamızda oturur. Pil var, güç kaynağı bu. Bu içindeki elektronları itekleyen pil. Pil bir elektrik alan oluşturdu, eksi artı oluşturdu. Bakır telin içinde serbest elektronlar var. Serbest elektronlar buradan hareket etmeye çalışıyor. İçindeki tepkiden dolayı, diğer elektronların iteklemesinden dolayı bir direnç oluşuyor. Isınma meydana geliyor. Ama elektronların hareketi bir akım. Elektriksel kuvvet vasıtasıyla oluşturuyor. Bu elektriksel kuvvet sağlayan pil arkadaşlar potansiyel fark oluşturuyor. İki uç arasında potansiyel fark V harfiyle böyle göstereceğiz. Ampermetrede arkadaşlar seri bağlayacağız diyebiliriz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Anlatabilmişizdir. Evet. Şimdi arkadaşlar uygulama alanı soruları var. Onlarla devam edeceğiz inşallah.